Bu saray Mahmut Nurettin Zengi ve ardından Eyyubi hükümdarı Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından kullanılmış. Tüm kaynaklar, tüm bilimsel kaynaklar ve tüm tarihi veriler 3 kış Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin burada konakladığını söylemektedir. 1184, 1185, 1187 yılları arasında 3 defa kışı burada geçirmiştir. Şimdi bir dakika. Selahaddin Eyyubi Hazretleri 1189 tarihinde Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü alacak. Hıddin Savaşı'ndan 2 sene önce, Hıddin Savaşı'ndan 1 sene önce ne işi var burada derseniz, tarihi tüm kaynaklar Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin Kudüs'ü fethetmeye gitmezden evvel ağır ve kronik bir hastalığa düçar olduğunu, yatağa düştüğünü, kalkamadığını ve bir şifacı aradığını söylemektedir. Burada Kaymakam Bey'in Ulu Cami Külliyesi'nde anlattığı üzere bir adam yaşar. Hayat bin Kays ya da halkın tabiriyle Hayat bin Harrani. Hayat bin Harrani çok iyi bir doktordur, çok iyi bir filozoftur, İslam demagogudur, İslam'ı iyi tebliğ eder ama aynı zamanda iyi bir doktordur. Bu yüzden Hayat bin Kays ya da Hayat bin Harrani ismiyle anılan bu kişi Selahaddin Eyyubi'nin bu onulmaz, bu tedavi kabul etmez hastalığını bu kale içinde, kim bilir, Allah bilir, odalardan birinde, birazdan gezeceğiz, odalardan birinde tedavi olduğu bilinmektedir. Tam 3 kış, Kudüs'ü fethetmeden evvel tam 3 kış Selahaddin Eyyubi Hazretleri burada kalmıştır. Ardından Selahaddin Eyyubi Hazretlerinden sonra buraya bir Moğol işgali, bir Moğol sürüsü, Mardin'i yakan, Diyarbakır'ı yakan, Sivas'ı yakan Cengiz Han'ın torunu Hülagü buraya da geldi. Burayı yıkmakla zaman kaybetmek istemeyen Moğollar, düşünsenize, tek tek taşları yıkıp burayı enkaza çevirmek biraz zor olsa gerek. Bu yüzden Cengiz Han'ın oğlu Öge Dayı'nın oğlu Hülagü burayı yıkmakla uğraşmamış. Buranın odalarını toprakla doldurmuş. Ne büyük bir ahmaklık. Odalarını toprakla doldurmak nasıl bir ahmaklık, nasıl bir zahmet. 150 odasından bahsediyor Evliya Çelebi seyahatnamesinde Harran Kalesi'nin. 150 odasını, salonları, koridorları, bodrum katlarını, dehlizleri toprakla doldurmak ahmaklık olmakla birlikte ancak Moğol zulmü ile ifade edilebilir. Buraya Moğollar gelmişler, dümdüz etmişler, kaleye dokunmamışlar ki 17. yüzyılda Evliya Çelebi buraya geldiğinde bakar, benim dokunduğum taşlara dokunur, benim incelediğim gibi inceler ve der ki sanki daha dün yapılmış gibi. Hiçbir tarihi deformasyon, hiçbir yıkıntı yok. Sadece odaları toprak dolu, o kadar demiş Evliya Çelebi. 1630'larda şu görmüş olduğunuz devasa ve muhteşem güzellik 1900'lere kadar geldi. Osmanlı Devleti burayı pek kullanmadı. Osmanlı zamanında bura pek önemsenmedi. Kale. Harran'da vergi veren bir bölge, bir mezra, bir eyalet, bir yerleşim birimi olarak kullanıldı. Ta ki Adnan Menderes zamanında 1950'li yıllarda Harran'ın önemine vakıf olanlar, Harran'ın ne olduğunu tarihi anlamda fark edenler, bu topraklarda bir kazı çalışmasının, bu topraklarda bir arkeolojik araştırmanın elzem olduğunu kabul ettiler. O kadar verimli, arkeolojik anlamda o kadar derin, arkeolojik anlamda o kadar önemli bir yer ki hala bitmedi bu kazı. Tabii ki 1950'lerden 2023'lere kadar durmaksızın dediler gibi 70 yıldır kazmıyorlar. Ancak bu araştırmalar ara ara toplumun sosyolojik, ekonomik, ideolojik, darbesel zamanları hariç
hep kazıldı. Burada hep bir arkeolojik araştırmalar yapıldı. Hep belirli bölgeler araştırıldı. Hala bitmedi. Hala çok fazla yer bulunmakta. Yani 4 kilometrelik bir arazinin neredeyse tamamının açılması gerekiyor. Allah burada çalışan arkeologlara yardım etsin. Haydi şimdi gelin. Sözü uzattık mı bilmiyorum ki. Kalenin tarihi ancak böyle anlatılabilir. Hadi gelin sizinle birlikte kalenin odalarını ve belki de o odalarda var ola gelen senaryoları konuşalım. Haydi buyurun, sizi kalenin en içine kadar davet ediyorum. Nasıl muhteşem değil mi? Nasıl güzel bir oda. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada bu taşların, görmüş olduğunuz tüm taşların Bazda mağarasından getirildiği anlaşılmıştır. Bakın, çok farklı bir coğrafya, çok farklı bir yer. Elime atıyorum size Selçuki tarzı el boyaması, o aralar makine yok. Testi parçaları burada duruyor. Bakın burada bir sanki parfüm şişesinin bir bölümü gibi duruyor. Burada bir cam duruyor. Burada bir cam duruyor. Burada bir parfüm kutusu duruyor. Burada bir testi duruyor dediğim ve elime aldığım bunlar dostlar 800 yıllık. Henüz Ertuğrul Gazi dünyada yok imiş. Bunlar kullanılmaya başlandığında Ertuğrul Gazi'den daha yaşlı 800-850 yıllık cam ve taşlar burada bulunmaktadır. Burası bir oda. Burada garnizon var. Yani sarayı koruyan askerlerin de bir yatakhanesi olması gerekiyor ya. İşte şu an yapılan araştırmada buraların yatakhane olarak kullanıldığı, askerlerin içinde konakladığı yer olduğu anlaşılmaktadır. Yer çok fazla yumuşak. Bastığında ayağın gömülüyor. Şimdi kalenin zemininde normalde taş olması gerekiyor. Ama bakın burada toprak var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.